Bugünkü toplantımızı partisinin grup toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti sonrası partisine yöneltilen şüphelere yanıt verdi. Bahçeli, "Etrafımızda dolaşanları görüyoruz" diyerek bıyıklarını kesmeye ve "dava Sinan Ateş'le toprağa gömülmüştür" diyenlere ateş püskürdü. Bıyığını kesmiş ayrılanlar var. Manen aramızda olmayanlarla zaten ilgilenecek değiliz. Hiç olmayanların yokluğundan da şikayet edecek değiliz. Gönül kervanımıza her gün katılan binlerce Türkiye sevdasıyla işimize bakıyoruz, önümüze bakıyoruz. Yolumuzla azimle devam ediyoruz. Millet İttifakı'nın yayımladığı ortak mutabakat metnini de eleştiren Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, adayını açıklaması beklenen altılı masaya yöntem önerisinde bulundu. 13 Şubat'ta Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceklermiş. Bu gidişle seçimlere bir gün kala da Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını konuşuyor ve tartışıyor olurlarsa hakikaten şaşırmayacağız. Eğer karar veremiyorlarsa noter huzuruna çıkıp kurayla adaylarını tespit etmeleri de bir seçenek olarak önlerinde durmaktadır. Buna akılları yatmıyorsa kısa ve uzun çöp çekilişi yapmak suretiyle zilletin talihini, adayını çıkarabilirler. Bu da olmazsa o piti piti karamela sepeti tekerlemesiyle muhtemel adaylarını bularak ilan edebilirler. Buna yanaşamıyorlarsa Beyaz Saray'a telefon edip veya bir ulak gönderip Biden'ın son talimatını alarak karşımıza çıkarlar. Zillet ittifakı acizdir, fırsatçıdır, ucuz siyasetçilerin kumkuvasıdır. Dün açıkladıkları ortak politikalar, mutabakat metni sadece göz boyayan, işin özünde Türkiye alerjisini ve millet muhalifliğini netleştiren bir siyaset kofluğudur. Bugüne kadar paylaşılan güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnine, temel ilkeler ve hedefler mutabakatına, güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisine, kurumsal reformlar raporuna ve seçim güvenliği raporuna yeni bir zillet halkası ilave edilmiştir. Ortak politikalar, mutabakat metni dedikleri ortak ihanet belgesi, yıkım beyannamesidir. Dün gündeme taşınmış olan bu metin, bölücülüğe verilmiş güvence, Türkiye'yi sistem krizine sürüklemeyi hedefleyen sakat bir adım, milletin huzur ve güvenliğine kasteden sancılı ve ucube bir dayatmadır. Türk milleti, Zillet İttifakı'nın sipariş metinlerine katiyen itibar etmeyecektir. Sabrımızı zorlamasınlar, ayranımızı kabartmasınlar. Konuşursak derinden hiç kimse, hiçbirisi kalkamaz yerinden.